Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Eda Çağlayan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce pembe rengini çalışmış olduğum fırfırlı pirinç örgü kız bebek yeleğini anlatacağım. Yine bir sipariş aldım sayfamda, şu anda en çok beğenilen model bu arkadaşlar, kız örgüsü olarak. Yine bir sipariş aldım ve anlatırken yaparken de sizlerle paylaşmak istedim, anlatmak istedim. Yeleğimiz 1-2 yaş için uygun. Eğer bebeğiniz minyonsa 3 yaşa kadar da rahatlıkla olabilecek bir ölçüde. 3 parça şeklinde öreceğiz. 2 ön arka olarak öreceğiz. Sonra şöyle yanlarda ve omuz kısmında dikişlerimiz var. En sonda kolumuzdan ilmek çıkarıp şu fırfır kısmını yapacağız. Sonra bu şekilde pomponunu süsleyeceğiz. Eğer düğmeli olarak isterseniz, düğmeli yapmak isterseniz önleri 5'er ilmek fazla başlayarak düğmeli şeklinde yapabilirsiniz. Örgümüz tamamen tekli pirinç örgüden oluşuyor. Şöyle sadece yakasında ve kolunda kesmelerimiz var. Gerisi tamamen dümdüz örülüyor. Eğer isterseniz, hiç pirinç örgü yapmak istemezseniz sadece haroşayla da yeleğimizi yapabiliriz. Hemen size ölçülerinden de bahsedeceğim. Enseden etek ucuna kadar uzunluğu 34 santim arkadaşlar. Beden genişliğini de hemen size şöyle söyleyeyim. Beden genişliğimiz 29 santim. Çok rahatlıkla 3 yaşa kadar da kullanabileceğiniz ölçülerde. Videonun sonunda size yaş yaş, ay ay ölçülerinde yazacağım ekrana. Oradan da istediğiniz şekilde bebeğinize uygun olarak örebilirsiniz. Şimdi eğer sizler de hazırsanız örmeye başlayalım. İpim Nako Alice Baby. 2 yumağa ihtiyacımız var arkadaşlar. Rengi zaten beyaz renk. Orta kalınlıkta. Şöyle de göstereyim kalınlığını. Bu şekilde. Bir bebe yünü. Daha önce sizlere pembe rengini anlatmıştım. Şimdi de beyaz rengini çalışacağız birlikte. Şiş numaramsa 3,5. Ben ön parçaları böyle kısa şişlerle yapıyorum. Sizin elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi şişimize 32 ilmek atarak başlayacağız. Sağ ön parçayla başlıyoruz. Örgümün ön yüzündeyim. 32 ilmek attım. Kenar ilmeklerini örerek alıyorum. Örmeden alıyorsanız hiç önemli değil. Tekli pirinç örgü yapacağız. Hiç pirinç örgü yapmadıysanız şimdi burada birlikte detaylı anlatacağım. Ya da yeni başladıysanız örgüye pirinç örgüyü şöyle 10 ilmekte falan bir öğrenip pekiştirip sonra videoya devam edebilirsiniz. 32 ilmek attıktan sonra kenar ilmeğini ben örerek alıyorum bu şekilde. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde tekli lastik yapar gibi sıra sonuna kadar örgümü örüyorum. Tekli pirinç örgü modelinde ön yüzde ne ördüysek arka tarafta birebir aynısını örüyoruz. Tekli lastikte ne yapıyorduk? Ön yüzde ne örüyorsak arkada tam tersini yapıyorduk. Şimdi bu pirinç örgünün oluşabilmesi için örneğin ön yüzde ters örgü örmüşsek aynı ilmeği arka tarafta yine ters örgü olarak örüyoruz. Hemen göstereceğim arkadaşlar şimdi. Sıra sonuna kadar bir düz bir ters. Bir düz bir tersle bitirdim. Bir de kenar ilmeğim var, onu da ördüm. Şimdi tekli pirinç örgümün ilk sırasını bakın bu şekilde kurmuş oldum. Arka tarafa geçiyorum. Bir kenar ilmeğini örüyorum. Sonra şöyle bir çeviriyorum. Neyle bitirmişim? Tersle bitirmişim. Hemen arkasında ters örgü örüyorum. Şöyle bakıyorum. Düz ilmeğim var. Yani bunu da düz öreceğim. Ön yüzde ne görüyorsam bakın ters ilmeğim var, ters. Arkada düz ilmeğim varsa düz. Ne görüyorsam aynısını arka tarafa da uyguluyorum. Pirinç örgü hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Hemen şöyle sıramın sonuna kadar gidiyorum. Ben pirinç örgüyü kurstayken bir askılı tulum yapacaktık. Askılı tulumun bağcıkları, askıları bir de paça kısmı tamamen pirinç örgüden oluşuyor. Allah'ım yapıyorum bir türlü beceremiyorum pirinç örgü. Mantığını işte hoca bize mantığını böyle anlatmadığı için hani tersi ters öreceğiz düzü düz. Böyle daha karışık gelmişti anlatımı. Sonra
Zamanla işte öğreniyoruz arkadaşlar. Şimdi çok şükür Rabbim sizlere bir şeyleri anlatmayı, öğretmeyi demeyeceğim. Estağfurullah ama anlatmayı sizlere nasip etti. Bakın pirinç örgümün ilk sırası oluştu bile. Beyaz olduğu için belki tam belli olmayabilir ama 1-2 sıra sonra tam ortaya çıkacak. Şimdi yeniden ön yüzdeyim. Tekrar kenar ilmeğini örüyorum. Neyle başlamıştım? Düzle başlamıştım. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Hep böyle gidecek. Bakın düz, ters. Hiç bozmuyorum sıramı. Hep böyle gidecek. Hiç yer değişikliği, herhangi bir şey yok. Ne görüyorsam o şekilde örüyorum. Yine diyelim ki kafanız karıştı. Hemen arkaya çeviriyoruz. Bakın ters ilmeğim var. Yani önde ters öreceğim. Hemen çeviriyorum. Düz ilmeğim var. Yani düz olarak öreceğim. Tek yapmanız gereken bu mantığı kavradıktan sonra çok rahatlıkla örgülerinizi yapabileceksiniz. Bu pirinç örgüyü atkı, bere, kazak, süveter, hırka, yelek, patik ne isterseniz, hangi örgüyü isterseniz oraları rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bu benim pirinçli örgü en çok sayfamda sevilen, beğeni alan model oldu. Kollarında fırfır, önünde de minnoş pomponlarıyla gerçekten çok sevildi. Şimdi size ikinci kez videosunu anlatıyorum. Bakın burayı da tamamladım. Şimdi yeniden arka taraftayım. Kenar ilmeğini örüyorum. Hemen şöyle çeviriyorum. Bakıyorum neyle bitirmişim? Ters ilmekle bitirmişim. Yani ters öreceğim. Şöyle çeviriyorum. Bakın düz ilmek, yani düz öreceğim. Tek yapmanız gereken bu. Yeni başlayan arkadaşlarıma böyle detaylıca göstermek istiyorum. Şimdi ne yaptık? Bu şekilde örgümüze devam edeceğiz. Peki ne kadar devam edeceğiz? Hemen şöyle göstereceğim sizlere. Ben kenar ilmeklerini her örgümde örerek alıyorum. Dikiş için bana çok yardımcı oluyor çünkü. Şimdi saymada da yardımcı olacak bana. Ama kenar ilmeklerini örmeden alıyorsanız şöyle yapacaksınız. Hemen şu başa kadar geliyorum. Şimdi birlikte... İkinci sıramızı da tamamladık. Konuşurken üçüncüye geçmedim herhalde. İki yapıyoruz. Ben biraz biliyorsunuz videolarımda uzun uzun anlatarak, konuşarak yapıyorum. En yeni başlayanlara kolaylık olsun diye. Şimdi. İkinci sıramı da tamamlamış oldum. Herhalde birazcık daha ortaya çıktı. Bakın bu pıtırcıklar bizim tekli pirinç örgümüz. Eğer ki bundan sıkılırsanız, yeni başlayan arkadaşlarıma söylüyorum öncelikle. Tamamen haroşada yapabilirsiniz. Tamamen düzü tavsiye etmiyorum. Çünkü etek uçlarında haroşa başlamanız gerekiyor ki kıvrılma olmasın. Ama tamamen haroşa yapabilirsiniz bu yeleği. Şimdi ne yaptık? Bakın kenar ilmeğini örerek aldığım için 1, 2. Şimdi 3. sıraya başlayacağım. Eğer kenar ilmeğini örmeden alıyorsanız hemen baştaki ilmekleri şöyle sayacaksınız. Bakın. 1. tekli pirincim, 2. tekli pirincim. Böyle üst üste gelecek şekilde. Şurada da sayabilirsiniz. Birinci, ikinci, birinci, ikinci şeklinde. 40 sıra olana kadar, şu an 2 ya, 40 dişe tamamlanacak. 40 dişe tamamladıktan sonra hem yaka kesimi hem kol kesimi yapacağız. Hemen hızlıca tekli pirinç örgümü hiç bozmadan 40 üst üste 40 sıra olana kadar tamamlayıp dönüyorum. Yalnız tekrar şuraya göstereyim. Kenar ilmeklerini bakın. 1, 2 ya. Eğer kenar ilmeklerini örmeden sayıyorsanız şu şekilde saymayacaksınız. 1, 2, 3, 4 değil. Üst üste olacak şekilde. Yani şöyle 1, 2. Şuradan da göstereyim. 1, 2. 1, 2. Hani 1, 2, 3, 4 diye. Sakın şöyle yan yana saymayın. O zaman örgünüz benimkinden kısa olur. Zaten santim olarak da vereceğim de. Hemen üst üste 40 diş olana kadar tamamlayıp dönüyorum. Şöyle kenardan saydığımızda. Şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 40 sıra olana kadar tekli pirinç örgümü bu şekilde tamamladım. Şimdi 40. sıramı gittim ve örgümün ön yüzündeyim. Görmüş olduğunuz gibi. Hem kol hem yaka kesimine başlayacağız. Çok kolay bir kesim işlemi yapıyoruz. Toplamda şöyle 6 tane kol evinden, geri kalan ilmeklerimizde yaka kısmından keseceğiz. Şimdi sağ ön parçayla başlıyoruz arkadaşlar. Ön yüzdeyim. Kesme işlemlerini haroşa olarak keseceğim. Ben haroşaları önden ve arkadan ters örgü yaparak yapıyorum. Siz haroşayı eğer düzden örüyorsanız 2 ilmeği birlikte haroşa olacak şekilde kesin lütfen.
Şimdi ilk kenar ilmeğini örüyorum. Sonra sıradaki iki tane ilmeğimi haroşa olacak şekilde kesiyorum. Sonra sıradaki ilmeklerim nasıl denk geliyorsa pirinç örgümü hiç bozmadan devam ediyorum. Ters olarak geldi sıradaki ilmeğim. Sonra düz, ters, düz. Hiç bozmuyoruz pirinç örgümüzü. Şimdi bu sağ tarafı yaptığımız için örgümüzün bu kısmı yaka, bu tarafı da kol evi olacak. Yaka kısmından ilk ilmeğimizi eksilttik. Şimdi kol tarafına doğru gidiyorum. Sol şişimde 3 tane ilmeğim kalana kadar tekli pirinç örgümü örmeye devam ediyorum. Sol şişimde 3 tane ilmeğim kaldı. Yine bu tarafta yaptığım gibi buradaki kesme işlemimi de haroşa olacak şekilde yapıyorum. Yine tekrar ediyorum. Haroşaları ben hem önde hem arkada ters örgü örerek yapıyorum. Siz haroşaları benden farklı düz örgü olarak yapıyorsanız sadece söylediğimi yaptığınızda birebir kesme işlemimiz aynı olacaktır. 2 ilmeğimi haroşa olacak şekilde kesiyorum ve kenar ilmeğini de örüp bu sırayı tamamlıyorum. İlk kesme işlemimizi yapmış olduk. Örgünün arka tarafında ilk kenar ilmeğimi ördükten sonra kesme yapmış olduğumuz ilmeği haroşa olacak şekilde örüyorum. Ve sonra sıradaki ilmeğim nasıl denk geliyorsa, düzse düz, tersse ters, yani tekli pirinç örgümü hiç bozmadan örgüme devam ediyorum. Şu an örgümün arka tarafındayım. İlk kesme sıramı tamamladım. Yine bu taraftaki kesmiş olduğum ilmeğimi de haroşa olacak şekilde ördüm ve kenar ilmeğini de ördüm. Bu sırayı da tamamlamış oldum. Şimdi yine örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Sıradaki iki tane ilmeğimi haroşa olacak şekilde kesiyorum. Ve sonra tekli pirinç örgüm nasıl denk geliyorsa o şekilde örgüme devam ediyorum. İkinci kesme sıramı da böylece tamamlamış olacağım. Yine sol şişimde 3 tane ilmeğim kalana kadar tekli pirinç örgüme devam ediyorum. Tane ilmeğim kaldı. 2 tane ilmeğimi haroşa olarak örüp kesiyorum ve sıradaki ilmeğimi örüp bu sırayı da tamamlıyorum. Örgümün tersindeyim. Kenar ilmeğimi ördükten sonra haroşa olarak kestiğim ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sıradaki pirinç örgüm ne olarak geliyorsa hiç bozmadan aynı şekilde devam ediyorum. Yine bu tarafta da kesme yaptığım ilmeği haroşa olarak örüyorum ve kenar ilmeğini örüp ikinci sıramı da tamamlamış oluyorum. Hem sağdan hem soldan ikişer tane ilmeklerimizi bakın bu şekilde eksilttik. Şimdi üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Sıradaki iki tane ilmeğimi yine haroşa olacak şekilde kestim. Ve pirinç örgüm nasıl denk geliyorsa o şekilde örmeye devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde 6 tane sağdan 6 tane soldan olacak şekilde kesmelerimizi bir yapalım. Sonra yaka kesimini nasıl yapacağız onu göstereceğim. Hızlıca 6 sıra örüp yani 6 6 12 tane ilmek eksiltip dönüyorum. Hem sağdan hem soldan üst üste bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 6
1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kesmemizi yaptık. Şimdi dediğim gibi örgümüzün şu anda sağ tarafını yapıyoruz. Bu kısım bizim yaka kısmımız. Bu taraf kol kesimi. Bu 6 tane kol kesimimiz bitti. Şimdi sadece bu örgümüzün başlangıç kısmında kesmelerimize devam edeceğiz. Yine aynı şekilde baştaki ilmeğimi aldıktan sonra sıradaki 2 tane ilmeğimi haroşa olacak şekilde aldım ve kestim. Ve örgüme devam ediyorum. Artık kol tarafında kesmelerimiz yok. Sadece yaka kısmıyla devam ediyorum. Kol evi için 6 tane ilmek eksiltmemiz yeterli. Bakın bu şekilde kesmemi, hiç burada kesme yapmadan sıradaki pirinç örgüm nasıl denk geliyorsa o şekilde ördüm ve bitirdim. Şimdi yaka kısmında 7. kesmemi yapmış oldum. Şişimde 15 tane ilmeğim kalana kadar daldım, haroşa olarak gidiyorum. Pirinç örgüm bakın hiç bozmadan şişimde 15 tane ilmeğim kalana kadar kesmelerime devam edeceğim. Sadece yaka tarafında kesmeye devam ediyorum. Orayı lütfen karıştırmayın. Artık kol tarafında kesmemiz yok. Ve şimdi şurayı da bir tekrar göstereyim. İyice pekiştirmeniz için. 7. kesmemi yaptım. Arka tarafı da ördüm, geldim. Bakın burası da artık düz bir şekilde devam ediyor. Şurada bir kavis var, sonra düz. Yine ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi ördüm. Sıradaki 2 tane ilmeğimi haroşa olacak şekilde kestim. Ve pirinç örgüm nasıl devam ediyorsa örgümü o şekilde devam ediyorum. Şimdi 8. kesmemizi yaptık. Yine kol tarafında kesme yok. Şöyle sıra sonuna kadar bir geleyim. Orayı da görün. Pirinç örgüme kaldığı yerden devam ediyorum. Bakın kesme yapmadım ve bitirdim. Şimdi arkadaşlar şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmeğim var. 15 ilmek kalana kadar şu yaka kısmında kesmelerimizi bir yapalım. Sonra ne kadar öreceğiz onu göstereceğim. Şişimde 15 tane ilmeğim kalana kadar bu şekilde yaka kısmında kesmelerimizi yaptık. Şimdi bakın bu da kol kısmımız. Şimdi şöyle hiçbir işlem yapmadan örgümüze devam edeceğiz. Artık kesmemiz bitti. Sıradaki ilmeğimiz nasıl denk geliyorsa pirinç örgümüzü hiç bozmadan bakın devam ediyoruz. Ne kadar öreceğiz? Hemen onu göstereceğim size. Kol tarafından sayacağız bunu. Bakın artık kesmelerim bitti. Sadece 15 ilmeğimle örgüme devam ediyorum. Şimdi şöyle yakınlaştırayım. 2, 4, bu 6 sıra benim kol evimin içi. Şurası kesme yaptığım yer. Şuradan itibaren şu son kesmeden sonra bakın kenar ilmeğini sayacağım. 2, 4, 6 bu şekilde saydığımızda 18 sıra daha öreceğiz. Yani kolla birlikte sayarsanız bu kesme yerinden itibaren saydığınızda şu kısım toplam 24 sıra olacak arkadaşlar. 24 sıra daha pirinç örgü, yani toplam 24 sıra ama kol evini saymazsanız toplam 18 sıra olacak şekilde örgümüzü yapıp tamamlayacağız. Sonra tek seferde bütün ilmekleri kesip kapatacağız. Hemen hızlıca 18 sıraya tamamlayıp dönüyorum. Sonra örgümüzün sol tarafını birlikte yapacağız. 18 sıra olacak şekilde şu kol kesiminden itibaren bakın sayalım tekrar. Şurası benim son 6. kesimim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ve şimdi 18. gidiyorum. Örgümün arkasında kesmemi yapacağım ve burayı bitireceğim. Bakın ilk ilmeğimi ördüm. Sonra şişime geri takıyorum. İkisini birlikte ters örgü yaparak kestim. Tekrar şişime geri takıyorum. İkisini birlikte ters örgü yaparak kestim. Ben kesme işlemini bu şekilde yapıyorum. Bildiğiniz bir yöntem varsa onu uygulayabilirsiniz. Ama bu çok basit bir yöntem kesme olarak. Yeni başlayanlar bu şekilde kesmelerinizi yapabilirsiniz. Hemen şöyle. İlmek kaçırdım zannediyorum da oraya baktım arkadaşlar. Şimdi geldim. Sonuncu ilmeği de ikisini bir ördüm. Tekrar son kalan ilmeğimin içinden bir daha atlıyorum. Ve birazcık da şöyle uzunca bıraktım. Ve örgümü tamamladım. Bu bizim şu anda
Yeleğimizin sağ ön parçası arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Şurası yaka oyuntumuz bakın. Burası da kol evimiz. Şimdi sol ön parça için yine 32 ilmek atalım. 32 ilmek attıktan sonra 40 diş haroşaya, pirinç örgüye tamamlayalım. Daha sonra kol ve yaka kesimi için devam edelim. Sol tarafı da yine 32 ilmek başladık ve 40 diş olana kadar tekli pirinç örgü olarak ördük. Şimdi burada da hem yaka hem kol oyuntusuna başlayacağız. Tıpkı sağ tarafta yaptığımız gibi kesmelerimizi yapacağız arkadaşlar. Baştaki kenar ilmeğini yine burada da örerek alacağım. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde kesme yapıyorum. Ama eğer örgüyü atlatarak izliyorsanız tekrar burada göstermek istiyorum. Tekrar burada iletmek istiyorum. Kaçıranlar olabilir. Ben kesmelerimi haroşa olarak yapıyorum. Siz haroşaları benden farklı örüyorsanız dediğimi yaparsanız birebir aynı model çıkacak. Kenar ilmeğini örüyorum. İki ilmeği birlikte haroşa olacak şekilde kesiyorum. Sonra tekli pirinç örgümü hiç bozmadan sıradaki ilmeğim ne geliyorsa bakın. Ters öreceğim şimdi burada. Sıradaki ilmeğim çünkü ters. Hiç örgüm bozmuyorum. Ters düz. Size nasıl denk geliyorsa pirinç örgünüzü bozmadan devam edebilirsiniz. Bazı arkadaşlarım videoyu sürekli atlatarak izlediği için bazı şeyleri kaçırabiliyor. O yüzden sürekli tekrarlamak zorunda kalıyorum. Kesmelerimizi sağdan ve soldan yapacağız. Sağ tarafta olduğu gibi. Sol şişimde 3 ilmeğim kalana kadar tekli pirinç örgümü yapıyorum. İlmeğim kaldı. Şimdi yine burada diğer tarafta yaptığım gibi 2 ilmeği birlikte alacağım ve haroşa olacak şekilde keseceğim. Haroşaları benden farklı yapıyorsanız yine söylüyorum, söylediklerimi dikkate almanız yeterli olacaktır arkadaşlar. İki ilmeği birlikte alıyorum. Haroşa olacak şekilde kesiyorum ve kenar ilmeğini de örüp bitiriyorum. Arka tarafı geldiği gibi öreceğim. Bir kenar ilmeğini örüyorum. Sıradaki ilmeğimi haroşa olarak kestiğim için haroşa olacak şekilde örüyorum. Yine ters örgü görmüş olduğunuz gibi. Ve sıradaki pirinç örgüm nasıl denk geliyorsa hiç bozmadan örgüme devam ediyorum. İlk kesme sıramı böylece tamamlamış oldum arkadaşlar. Kesmelerimiz hep aynı şekilde devam edecek. Hiç bozmadan bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bende hep bir huyu var maalesef. Duraklamamın sebebi hep örerken sayarım arkadaşlar. Sayma tiki var bende. O yüzden duraklıyorum. Cümleyi toparlamaya çalışıyorum. Haroşa olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örüp tamamlıyorum. Şimdi ikinci sırada yine aynı şekilde kesmelerimizi yapacağız. Hiç bozmadan ilk kenar ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi ve üçüncü ilmeğimi birlikte haroşa olacak şekilde kesiyorum. Sıradaki ilmeğim nasıl denk geliyorsa pirinç örgümü hiç bozmadan devam ediyorum. Yine sol şişimde 3 tane ilmeğim kalana kadar bu işlemi yapacağım. Pirinç örgümü yani. Devam ediyorum. 3 tane ilmeğim kaldı bakın. 2 ilmeği birlikte haroşa olacak şekilde kesiyorum. Kenar ilmeğini de örüp tamamlıyorum. Arka tarafı yine geldiği gibi öreceğim. Kenar ilmeğini ördüm. Haroşa olacak şekilde kestiğim ilmeği örüyorum. Sıradaki ilmeğim nasıl denk geliyorsa o şekilde örgüme devam ediyorum. Videoyu bilerek burada kesmiyorum ki sağ tarafı zaten anlattım ama solu da iyice detaylıca pekiştirelim diye. Olabildiğince videoyu kesmemeye çalışacağım. İki
İkinci kesmemizi de yaptık arkadaşlar. Haroş olarak ördüm, kenar ilmeğimi ördüm ve bitirdim. Görmüş olduğunuz gibi iki tarafı da bakın kesme yaptığımız ilmekler. Tekrar kenar ilmeğini örüyorum. İki ilmeği birlikte haroş olacak şekilde kesiyorum. Pirinç örgümü hiç bozmadan nasıl denk geliyorsa bu şekilde örüyorum. Kesmelere bu şekilde devam edelim. Sağ tarafla aynı şekilde eşit olacak şekilde hem sağdan hem soldan kesmeye devam edelim arkadaşlar. Evet, sağdan ve soldan eksiltmelerimizi yaptık. Bakın şöyle göstereyim bakın size arkadaşlar. 6 tane burada kestik. 6 tane de diğer tarafta kestik. Şimdi kol oyuntumuz bitti. Artık sadece yaka oyuntusuyla devam edeceğiz. Sadece bu taraftan kesmelerimizi yapacağız arkadaşlar. Koldaki oyuntumuz bitti. Yakadan kesmelere devam edelim. Aynı sağ tarafta yaptığımız gibi. Yine aynı sağ ön parçada yaptığımız gibi hem yakadan kesmelerimizi yaptık hem koldan kesmelerimizi yaptık. Kol kesimini yaptıktan sonra devam ettik bu ön parça için, ön kısım için. Daha sonra kalan ilmeklerimizle 18 sıra tamamladık ve sol ön parçayı da örmüş olduk. Şimdi arkayı örelim, sonra dikiş için devam edeceğiz. Yine aynı sağ ön parçada yaptığımız gibi hem yakadan kesmelerimizi yaptık hem koldan kesmelerimizi yaptık. Kol kesimini yaptıktan sonra devam ettik bu ön parça için, ön kısım için. Daha sonra kalan ilmeklerimizle 18 sıra tamamladık ve sol ön parçayı da örmüş olduk. Şimdi arkayı örelim, sonra dikiş için devam edeceğiz. Arka kısım için 60 ilmek atarak başladık. 60 ilmek attıktan sonra tıpkı ön yüzde yaptığımız gibi 40 diş, şu kenarı saydığımızda 40 diş üst üste olana kadar hiçbir işlem yapmadan tekli pirinç örgümü yaptım. Ve şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kol kesimlerine başlayacağız. Sağdan ve soldan ilmeklerimizi keseceğiz. Ve 6-6 olarak toplamda 12 tane ilmeğimizi eksiltiyoruz arkadaşlar. Bir kenar ilmeğimi ördükten hemen sonra sıradaki 2 tane ilmeğimi ikisini birlikte aldım. Ve ters örgü yaparak kestim. Sonra sıradaki ilmeğim neyse o şekilde devam ediyorum. Bakın düz, ters bu şekilde. Yani sizin ters olarak başlıyorsa ters olarak hiç önemli değil. Tekli pirinç örgümüzü hiç bozmadan ilerliyoruz. Sol şişimde 3 tane ilmeğim kalana kadar tekli pirinç örgümü yapıyorum. Bu şekilde. Kol altındaki kesimi isterseniz 5, isterseniz 6 ilmek olarak yapabilirsiniz. Burada bir tane sayı çok önemli değil. Ben şimdi 6 tane eksilteceğim. Bunu niye söylüyorum size? Çünkü bir önceki size pembe olarak anlattığım videoda 5 ilmek eksiltmiştim. Şimdi birazcık daha derin olmasını istediğim için 6 ilmek olarak eksiltmelerimizi yaptık. Şimdi burada da arka tarafta da sağdan ve soldan 6'şar tane ilmeğimizi eksilteceğiz. İlerliyorum görmüş olduğunuz gibi. Üç tane ilmeğim kalana kadar pirinç örgümü yaptım. Evet. Bakın 3 tane ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeğimin ikisini bu şekilde ters örgü yaparak aldım ve kestim. Kenar ilmeğini ördüm ve bitirdim. Şöyle yapıyorum. Kenar ilmeğini ördüm. Ters olarak örüyorum. Çünkü ben zaten haroşaları tersten ördüğüm için orayı hep haroş olarak öreceğim. Siz istediğiniz şekilde zaten söylediğim gibi yapabilirsiniz. Hızlıca arka tarafı örüyorum. Ve ön yüze dönüp ikinci kesme sıramızı yapıyoruz. İlk kesmemizi yaptık arkadaşlar. Bakın şurada. Şimdi ikinci kesmemizi de yapacağım. Zaten kesmelerimiz hep aynı ilerleyecek. Kenar ilmeğini ördükten hemen sonra sıradaki 2 tane ilmeğimi haroşa olacak şekilde kesiyorum. Sonra sıradaki ilmeğim bakın nasıl düşüyorsa ters düz bu şekilde kesmemi yapacağım. Yine sol şişimde 3 tane ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi geldiği gibi örüyorum. Sonra
sol şişimde 3 tane ilmeğim kaldı. 2 tane ilmeğimi haroş olacak şekilde aldım ve kestim. Şimdi ikinci kesmemizi de yaptık arkadaşlar. Kesmeler zaten hep aynı şekilde devam ediyor. Toplamda sağda ve solda 6 tane ilmek eksilteceğiz. 6 tane ilmeğimizi eksilttikten sonra, yani bu 6 ilmeğimizin olduğu yeri değil, onun üstündeki sırayı saydığımızda 18 tane üst üste pirinç örgümüz olacak. Yani 18 sıra öreceğiz. Sonra tek seferde bütün ilmekleri kesip kapatacağız. Ense oyuntusu, yaka oyuntumuz yok arkadaşlar şu kısmında. 6 tane buradan, 6 tane buradan kesiyoruz. Sonra üstüne 18 sıra örüp tek seferde ilmekleri kesip kapatıyoruz. Hızlıca arka tarafı tamamlıyorum. Hem dikiş hem de kol, fırfır ve pompon kısmı için birlikte devam edeceğiz. Videoda yeleğin arkasının son bitmiş halini paylaşmadığımı fark ettim arkadaşlar. Şimdi kol kesimlerini yaptıktan sonra sağdan ve soldan hiçbir işlem yapmadan yine ön kısımlarda yaptığımız gibi kesme yerinin bitişinden itibaren 18 sıra daha hiçbir işlem yapmadan tekli pirinç ördüm. Yaka oyuntusu bakın yapmadım. Ense oyuntusu pardon yapmadım. Sadece dümdüz bir şekilde ilmekleri kestim ve kapattım. Arka kısımda sadece sağdan ve soldan 6'şar tane ilmek eksiltip dümdüz bir şekilde ördüm. Şimdi arkadaşlar ben yeleğimin bir tarafını diktim. Sizlere de göstermek için bakın bu şekilde. Birlikte diğer tarafı dikeceğiz. Sağ ön parçayı dikeceğiz. Önce omuzu dikmemiz gerekiyor. Örgünün iki ön yüzünü yüz yüze getirdim. Tersinden dikişini yapacağım. Şöyle bakın. Ve hemen hızlıca omuzu dikmeye başlıyorum. Her bir sıra karşılıklı olacak şekilde dikişimi tamamlayacağım. Hiç acele etmiyorum. Bakın düzelte düzelte gidiyorum. Her videomda olduğu gibi yine burada da söyleyeceğim. Dikişler çok önemli. Yamuk yumuk, kaymış, toplanmış dikişler yapmıyoruz. Bakın hiç acele etmiyorum. Karşılıklı gelmeyecekse yine söküyorum. Nerede bir hata var, neden karşılıklı gelmedi diye kontrol ediyorum. Sonra yine dikişime devam ediyorum. Her zaman bu şekilde ilerliyorum. Bakın gayet düzgün bir görüntü oluyor. Şimdi bu omuzu dikelim arkadaşlar. Ondan sonra son bir işlemimiz kaldı. Kol ilmeklerimiz. Kolu da tamamladıktan sonra bir süslememiz kalıyor sadece. Ben bir tarafına kordon biye yaptım. Şimdi diğer tarafını da size zaten anlatacağım. Şöyle. Sonuncusunu da şuraya şöyle sabitledim. İpimi birkaç sıra yürütüyorum saklamak için. Onu da düzgün olacak şekilde yapıyorum bakın. Şurada bir ip var. Hemen ondan da kurtulacağız. Ben bu temizleme işlemini örgün bitiminde yapmıyorum. Hep örgümün içinde, yani örgümü örmeye devam ederken düğümlerim olsun, o bağladığım ipler olsun, onları hep örgümü örmeye devam ederken yapıyorum. Örgümü bitirdiğimde, tamamladığımda hiçbir işlem kalmamış oluyor. Sadece düğmelerini bazen dikmem gerekiyor. Bazen hatta biliyorsunuz düğmelerini bile örerken yavaş yavaş ilik açtıkça yaptığım zamanlar da oluyor. Özellikle tulumlarda. Bakın şimdi bu ipimi de sakladım. Bundan da kurtulmuş olduk. Şöyle iğnemi, ipimi kenara aldım. Omuz dikişimizi de göstereyim. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle örgümün ön yüzü bana bakacak şekilde aldım. Ve artık küçük şişle devam etmiyorum. Misinalı şiş kullanıyorum. Elinizde hangi şişiniz varsa onunla örgünüze devam edebilirsiniz. Ben misinalı şiş kullanıyorum diye siz de lütfen gidip misinalı şiş almayın arkadaşlar. Bazen öyle yazanlar oluyor. Ben de aldım, zor buldum falan yazanlar oluyor. Şöyle. Şimdi şurası bizim son 6. kesmeye yaptığımız yer. Hemen şöyle ters çeviriyorum. Ve bir sonraki yere, yani şurası benim 6. kestiğim yer, şurası da bir sonraki yer ya. Onun arkasına ipimi düğümlüyorum.
Örgümün ön yüzünden ilmek çıkaracağım. Oraya dikkat edin. Örgümüzün ön yüzünden ilmek çıkaracağız. Çok az uzun bırakıyorum. Saklarken bana kolaylık olsun diye. Sıkıca bir düğüm atıyorum. Ve hemen şöyle bir işlem yapacağız. Tekrar gösteriyorum. Burası benim 6. yani şuradan itibaren şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. kestiğim yer. Şurası da sıradaki kenar ilmeğim. 6.'nın hemen üstünden ilk ilmeğimi çıkartıyorum. Burada tığla da yapabilirsiniz ilk ilmeğinizi. Benim gibi şiş de kullanabilirsiniz. Şimdi ilk ilmeğimi çıkarttım. Sonra bakın arada bir boşluk var. Görmüş olduğunuz gibi oraya batıyorum. İkinci ilmeğimi çıkarıyorum. Bir tane kenar ilmeğinden çıkartacağım. Bir tane iki ilmek arasındaki boşluktan. Bir tane kenar ilmeğinden çıkarıyorum. Çünkü burada şurada olduğu gibi bir volan olması gerekiyor. İlmeklerimizin çok fazla artması gerekiyor ki şu fazla büyük fırfırımız olsun diye. Yine devam ediyorum. Bir tane kenar ilmeğinden, bir tane de şöyle aradaki boşluktan. Bir kenar ilmeğinden, bir tane aradaki boşluktan. Şimdi bu şekilde arkadaşlar diğer taraftaki 6. kesme sıramızın hemen üst kısmına, burada yaptığımız gibi oraya kadar bir kenar ilmeği bir boşluğa batarak ilmeklerimizi çıkaracağız. Ama daha bitmedi. Bir kere daha ilmek artışı yapmamız gerekiyor. Çünkü buradaki ilmek sayısı bizim bu kadar yoğun fırfır oluşmasına yeterli değil. Bir de örgünün tersinde artış yapacağız. Hemen onu da göstereceğim. Şimdi bu şekilde ilmeklerimizi bu taraftaki şu benim 6. sıram şu üste kadar ilmeklerimizi yine bir kenar ilmeği bir boşluk bir kenar ilmeği bir boşluk olacak şekilde çıkaralım. Diğer taraf şu başlangıç kısmından diğer tarafa kadar bakın şurası benim 6. kesmiş olduğum ilmeğin yanına kadar ilmeklerimi çıkardım. Ve şimdi örgümün tersine geçiyorum. Şimdi burada bir daha bir artışımız var arkadaşlar. Bu bizim son artışımız olacak ama burada ilmeklerimiz bayağı bir fazlalaşacak. İlmek sayısı çok önemli değil. Yani mesela örnek veriyorum. Ben 150 çıkarmışsam siz 151-152 örnek veriyorum. Ya da 148-149 çıkarmışsınızdır. Hiç önemli değil. Bir ilmek eksik, bir ilmek fazla önemli değil. Şimdi kenar ilmeğini örüyorum. Bakın ters örgü olarak öreceğim. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak öreceğim. Ve örgümün tersindeyim. İlk ilmeğimi örüyorum. Sonra bir şöyle gizli artış yapıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi iki katına çıkarmış olacağız. Ve bu bizim son artık artış sıramız. Başka bir işlem yapmadan sadece ilmeklerimi kalan var olan ilmeklerimi örerek örgüme devam edeceğim. Size ben şimdi bitirdikten sonra sıra sonuna kadar toplam kaç tane ilmeğim olduğunu söyleyeceğim. Yine tekrar ediyorum atlatarak izleyenlere olabilir. İlmek sayısı çok önemli değil. Bir ilmek eksik, beş ilmek fazla çok önemli değil. Onu hani olmamış deyip sakın geri sökmeyin diye söylüyorum. Şimdi bu şekilde bir ör bir artış yap. Bir ör. Aa, dolayamadım. Bir artış yap şeklinde sıra sonuna kadar gidelim. Sonra örgümüzün ön yüzünde pirinç örgümüze başlayacağız. Şişimde şu anda toplamda 140 ilmek var arkadaşlar. Artık örgüme 140 ilmekle devam edeceğim. Arka tarafta örgümün tersinde gizli artışımı da yaptım. Görmüş olduğunuz gibi bayağı sıkışık bir ilmek sıramız oldu. Şimdi artık örgümün ön yüzündeyim. Örgüme tekli pirinç örgüyle devam ediyorum. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi. Şöyle ayarlayacağım. Kenar ilmeğini ördükten hemen sonra bir ters öreceğim. Bu gizli artış yaptığımız ilmekler var ya arka tarafta. İşte onları düz ilmek olacak şekilde ayarlıyorum. Şimdi bir kenar ilmeğini ördüm, bir ters ördüm. Sıradaki gizli artışımı düz örgü olarak örüyorum.
bir ters. Bakın sıradaki gizli artışma denk geliyor. Bir düz. Ben o şekilde ayarladım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Buradaki önemli olan tek şey tekli pirinç örgümüzü yapmak. Şimdi tekli pirinç örgümüzü üst üste 6 sıra olana kadar öreceğiz. Daha sonra tek seferde ilmeklerimizi kesip kapatacağız. Ve son olarak da şu kordon biye ön kısmına kordon biye işlemini yapıp yeleğimizi bitireceğiz. Hemen hızlıca 6 sıra tekli pirinç örgümü tamamlayıp döneceğim. Şu kol kısmından da bir göstereyim size arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şöyle saydığımızda bakın 2, 4, 6, 2, 4, 6. Üst üste 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6'yı ön yüzden gidiyoruz. Arka tarafta ilmeklerimizi tek seferde kesip kapatacağız. Hemen hızlıca 6 sıraya tamamlayıp dönüyorum. Kol kısmımızı tamamladım arkadaşlar. Bakın 6 sıra ördükten sonra tek seferde bütün ilmekleri kestim ve kapattım. Şimdi şu yan tarafı dikiş yaptıktan sonra kol altı nasıl dikeceğiz onu göstereceğim. Hemen örgümün tersini alıyorum. Zaten uzunca bıraktığım ipimi iğnemden bu şekilde geçiriyorum. Ve şu yan tarafı bu 6 tane kesme yaptığımız yere kadar. Yani şurada benim kesmeye başladığım yer var ya. Oranın şu son yerine kadar bu şekilde dikeceğim. Bu kenar ilmeklerini zaten örerek aldığım için dikişim çok kolay olacak. Öncelikle ipimi şuraya bir sabitliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Sabitledikten sonra her bir kenar ilmeğini karşılıklı gelecek şekilde dikişimi yapıyorum. Hiç acele etmeden bakın yavaş yavaş düzelterek ilerliyorum her zaman olduğu gibi. Tam kesmeye başladığım yere kadar bu şekilde dikeceğim. Sonra koldaki fırfırlarımızı o kesme yaptığımız 6 tane sıramızın olduğu yere dikeceğiz. Böylece yeleğimizin büyük bir kısmı bitmiş olacak. Sadece süslemesi kalacak. Şimdi bu şekilde dikişimi yapıyorum hemen. Kenar kısmını bu 6 tane kesme yapacağım yere kadar bakın şuraya kadar dikişimi tamamladım. Ve şimdi ön yüzü çevireceğim. Şöyle iğnemi de kolumun altından bu şekilde geçiriyorum. Ve bu kol altı kısmını örgümün ön yüzünden dikeceğim. Şurayı şöyle bir düzelteyim. Bakın son dikişimi yaptım. Ve şurada zaten ipim var. O yüzden önce şurayı dikeceğim. Bunu şöyle aldım. Ve burada da bakın karşılıklı gelecek şekilde yerim var. Önce şuraya iğnemi bir sabitliyorum. Bir o tarafa doğru alıyorum. Dışarıya doğru. İçten dışa doğru. Sonra hemen baş kısmına şöyle taktım. Ve bir kez daha aynı yere batıyorum. Çünkü buraya iyice bir sabitlemek istiyorum ipimi ve iğnemi. Güzelce. Sabitledikten sonra her bir kenar ilmeğini karşılıklı olacak şekilde aldım ve batıyorum. Aldım. Şöyle bir oradan, bir buradan, bir oradan, bir buradan. Son olarak dikişimi de yapıyorum. Ve ipimi buraya sabitliyorum. Bu şekilde. Sonra bir iki sıra ipimi yürüteceğim. Bunu buradan kesiyorum. Sonra dedim ya şurada zaten ipim hazır. Onu da hemen şöyle takıyorum. İğnemi. Şöyle. Sonra onu da şöyle karşılıklı getiriyorum. Hemen başlangıç noktama şuraya taktım. Şöyle. Yine bakın bütün ilmeklerim karşılıklı gelecek şekilde
dikişimi yapıp tamamlıyorum. Fırfır kısmımızı da tamamladık. Dikişlerimizi yaptık. Diğer tarafı da aynı şekilde dikeceğiz. Yeleğimizi bitireceğiz. Şimdi şurada da sonuncu ilmeklerimi şöyle aldım. Ve şöyle aldım. Attım. Düğümledim ve buraya sabitledim. Şurada da bir tane düğüm yaptığımız başlangıç kısmımız var. Hani oradan ilmek çıkarmaya başlamıştık. Onu da aldım. Şöyle saklayacağım. Şöyle, bir de şöyle. Tamamdır. Şimdi yeleğimizi tamamladık arkadaşlar. Diğer tarafı da aynı şekilde diktikten sonra şimdi gelelim şu biye kısmına. Ben bir tarafı tamamladım. Ucuna da pompon yaptım. Nasıl yapıyoruz hemen onu göstereceğim. Kalan ipimizi birazcık şöyle uzunca bırakacağız. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Göz kararı. Şöyle bıraktım. Sonra yaka kesimine başladığımız yerle şurayı görüyorsunuz. Şurası bizim ilk kesme yaptığımız yer. Bunu da göz kararı yapıyorum. Şurası benim ilk kesmeye başladığım yer. Hemen iki tane altındaki iki tane yere şöyle tığımı bir buna bir de yanındakine şöyle aldım. Sonra bu ipimi buradan şöyle geçiriyorum. Dediğim gibi bunlar hep göz kararı. Belli bir yerleri yok aslında. Ben göz kararı şöyle batıyorum. Tığ işine ne kadar beceriksizsem biliyorsunuz. Bakın şimdi bunu bile buradan geçiremedim. Tekrar. Bir buraya, bir yanındakine battım. Bunu buradan inşallah geçireceğim. Evet, taktım. Şimdi bu benim parmağımdaki yumaktaki ipim. Bu da aşağıdaki uzun olarak göz kararı bıraktığım ipim. Öncelikle bir tane şöyle bir zincirimi çektim. Bir tane. Sonra bu bıraktığım, fazla bıraktığım ipimi tığımın üstüne atlatıyorum. İkisini bir örüyorum. Saymaya başlıyorum. Bu ördüğümle bir. Tığımın üstünden atlatıyorum. İki. Atlatıyorum. Üç. Dört. Beş. Şimdi bu şekilde 120 tane zincir çekeceğim. Bu da göz kararı. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Uzunluğu, kısalığı tamamen göz kararı. Ben sayarak yapıyorum her zaman iki tarafta eşit olsun diye. Daha sonra ucuna pomponu dikip yeleğimizi bitireceğiz. Hemen hızlıca yeleğimin son biyesini, pomponunu bağlıyorum. Sonra kadraja sığdırıp sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar yeleğimi diktim, tamamladım. Pomponlarını da tamamladım. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Yine anlatırken keyif alarak anlattım. Umarım sizler de şu anda beni dinlerken, izlerken ve örerken keyif alarak izliyorsunuzdur ve örüyorsunuzdur. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.